Arkadaşlar merhaba. Tahrir suresinin 5 ile 7. ayetler arasında bilimsel bir hata iddia ediliyor. Yani son zamanlarda bu popüler olmuş bir iddia. Yani halbuki aslında yeni bir iddia değil. Yani bunun araştırsanız 15. yüzyıldan beridir tartışılan bir konu olduğunu görebilirsiniz. Neyse ben konuyu fazla uzatmadan konuya başlayayım. Şimdi ayete verilen genel mealler şu şekilde. 5. ayetten 7. ayete kadar. İnsan neyden yaratıldığına bir baksın. O hızla atılan bir sudan yaratıldı. Kaburga ve göğüs kafesi arasından çıkar. Şimdi burada verilen, daha doğrusu iddia edilen bilimsel hata iddiası şu. Ayetteki herkes buradaki atılan sudan kastın erkeğin suyu olduğunu düşünüyor. Ve diyorlar ki erkeğin suyu kaburga ile bel arasında oluşmaz. Bu bilimsel bir hata iddiasıdır diyorlar. İşte bir takım o dönemki olan inançlara da bağlayaraktan bu aslında bir bilimsel hatadır diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ayette yapılan ufak bir meal hatası var. Ve bunun dışında birazdan daha detay değineceğim. Şimdi ayette geçen ifade şu. Huliga min ma'in dafik. Defeka fiili hızla atılan manasını. Yani hızla atma manası kullanılan bir fiil. Ancak dafik fiili fail olduğu için hızla atan manasındadır. Genel mealler buradaki dafik fiilini sanki medfuk yazıyormuş gibi hızla atılan manası verdiği için burası erkeğin suyu olarak anlaşılmış. Zaten gelen tefsirlere baktığınız zaman da hepsi zaten bu ayetteki dafik kelimesini tevil ederekten medfuk olaraktan kabul ediyorlar. Bundan dolayı olsa olsa erkeğin suyudur diyerekten herkes meniye bağlamış bu olayı. Halbuki ayetin yapısı bize atan bir sudan bahsediyor. Peki bu atan su nedir? Şimdi herkes ayetin erkekle ilgili olduğunu düşünüyor. Ama ben bir fikir olaraktan bu ayetin aslında kadınla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu da şu. Şimdi kadının rahminin sağ ve sol tarafında ovaryumlar var. Bu ovaryumlar içerisinde foliküller var. Foliküllerin içi su dolu. Bu foliküllerin içerisinde yumurta yetişiyor. Ve bu foliküller patlayaraktan yumurtayı rahim boşluğuna doğru fırlatıyor. Ve dikkat ederseniz burada hızla atma olayı var. Yani foliküller, içerisinde su bulunan bu baloncuk gibi olan foliküller patlayaraktan hızla yumurtayı rahim boşluğuna doğru fırlatıyor. Chemicals causing one of the two fallopian tubes to move in closer and surround the follicle. The follicle swells until it bursts open, ejecting the egg and fluid from the follicle into the abdominal cavity. In response, the fimbriae, tiny projections at the end of the fallopian tube, sweep across the ovulation site and pick up the egg. Ayetin kastettiği hızla atma olayı da bu zaten. Yani benim gördüğüm en mantıklı görüş bu. Dersiniz ki peki bu olay bel ve kaburga kemikleri arasında mı oluyor? Derseniz size şunu söyleyeyim. Şimdi ayette geçen ifade şu. Min beyni sulb ve teraib. Sulb kelimesi zaten bel anlamında, omurga anlamında bunda bir sorun yok. Ancak teraib kelimesinin anlamında bir ihtilaf var. Yani bir ayrılık var. Ya bu kelime için çeşitli anlamlar veriliyor. Kimisi işte gerdanlık bölgesidir diyor. Kimisi kaburga kemiğinin alt tarafıdır diyor. Kimisi ise kalbin öz suyudur diyor. Kelimenin anlamı bu anlamlara müsait olduğu için bu kelimeye verilen anlamlar bir tanesi de bacaktır arkadaşlar. Bacaklar. Ben size kaynağını veriyorum orada görebilirsiniz. Ve bu da diyor ki bir nevi bel ve bacaklar arasından çıkar diyor. Dolayısıyla bu suyun bel ve bacaklar arasından çıktığını iddia edilmesi bilimsel bir hata falan değil. Çünkü bahsettiğimiz bu hızla atılma olayı tam da ayetin belirttiği bölgede gerçekleşiyor. Ayrıca şu şekilde bir bilgi daha vereyim. Sonraki ayette geçen yani yahrucu fiili kullanıyor. Çıkar anlamda yahrucu fiili kullanıyor. Bu da dikkat ederseniz oluşur da yazmıyor. Yani eğer derseniz ki burada suyun oluşumunun bu bölgeye alakası var mıdır derseniz zaten suyun oluşumunun incelerseniz beyine kadar etkisi var. Bu bahsettiğim olayın yani foliküler içerisinden yumurtanın oluşumu olayına baktığınız zaman bu oluşumun insanın beynine kadar etkisi var. Bütün bedenle alakası var bunun. Ama ayette oluşur demiyor dikkat ederseniz çıkar diyor. Bu çıkış bölgesinin zaten rahim bölgesi olduğunu ayetten anlıyoruz. Ayrıca buradaki yahrucu fiilinin faili yani zamirin işaret ettiği kişi insan olabildiği gibi pardon zamirin işaret ettiği kişi su olabildiği gibi insan da olabiliyor. Bu şekilde anlamamız zaten yine tefsirler söylüyor. Dolayısıyla bu ayette de bilimsel bir hata iddiası yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim.